Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 1. Birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yönetiminde gerçekleştirildi. Dilek ve Temenniler bölümünde konuşan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, otogar, Mersin İdman Yurdu ve 1/50 binlik planla ilgili bilgiler verdi. Ben bazı konularda sizlere bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Mersin'de 3 tane konu şu anda gündemde. Bir tanesi otogar, bir tanesi Mersin İdman Yurdu, bir tanesi de 1/50 binlik planlar. Otogarla ilgili süreç bazı kısımlar mahkemede devam ediyor. Maalesef fesihle ilgili itirazı mahkeme Kasım ayına erteledi. Her ne hikmetse anlayabilmiş de değiliz. Çünkü fesih tek taraflı bir hadiseydi. Onun dışında daha önce otogarın tamamıyla ilgili alınmış T1 belgesinin de süresi yarın doluyor. Ancak bu arada bu T1 belgesinin iptaliyle ilgili bizim verdiğimiz kararın, daha doğrusu daha önceki ruhsatın iptaliyle ilgili konuyu İdare Mahkemesi, hem Mersin İdare Mahkemesi hem de Bölge İdare Mahkemesi bizi haklı bularak o ruhsatın iptalinin doğru olduğuna karar verdi. Yarın da zaten bu T1 belgesini alma şansları yok. Bölge Ulaşım Bölge Müdürlüğü ile yazışıyoruz. Oradan gelecek yazıya göre de bu T1 belgesi tamamen iptal edilmiş olacak. Sadece yüklenici oradaki 81 iş yerinden sorumlu olacak. Diğer konu Mersin İdman Yurdu. Sabahleyin Mersin İdman Yurdu'nun kongresi yapıldı. Güya yapıldı, yapılamadı. 80 kişilik olması gereken katılım dahi gerçekleştirilemedi. Şimdi herkes hariçten konuşuyor. Hele de bu kameraları gördü mü herkes bülbül gibi şakıyor. Ama bugün o kongre salonuna baktığımızda o bülbül gibi şakıyanlar ortada yok. Sivil toplum örgütleri yok. İş adamları yok. Siyasiler yok. Belediye başkanları yok. Yok oğlu yok. Sanki bu şehrin tek sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Arkadaşlar, bu şehri ya seveceğiz ya seveceğiz. Başka çaremiz yok. Bu şehri seviyorsak bu şehrin ortak değerlerine de sahip çıkacağız. Öyle kuru kuruya kurbanın olayım dönemi bitmiştir. Herkes eğer bu kentte halka hizmet etmek için bir sorumluluk aldıysa bu kentin bütün konularına eğilmek durumunda. Ya da siyaset yapıyorsa bu siyasetin içerisinde Mersin İdman Yurdu da olmalı. Dışarıdan basına demeç vererek, gazel okuyarak bu kentin bu problemleri çözülemez. Defalarca davetiye çıkardık. Gelin Mersin İdman Yurdu, Mersin'in en önemli ortak paydası, buna sahip çıkmak zorundayız dedik. Ya Mersin marka kent,
Mersin Çalıştay'ı yaptık. Orada da yine Mersin İdman Yurdu kentin en önemli markası diye ortaya atıldı. Orada konuşan zat-ı muhteremlerden de bir tanesi bile kongreye gelmedi. Değerli arkadaşlar, samimi olmak zorundayız. Ben bu kentin bir yöneticisi olarak bunları söylemek mecburiyetindeyim. Yoksa herkes konuşur konuşur ama o kongrelerde gelip görevini yapmazsa bu şovdan öteye gidemez. Bunu da herkes böyle bilsin. Şu anda neme lazımcılık yüzünden bu kulübün 80 trilyon borcu var. Bu kulüp bu kadar borçlu hale gelirken bir Allah'ın kulu ya bu işin içerisine biz de girelim. Burada bir problem varsa, bir taş varsa hep birlikte kaldıralım. Eğer burada bir yanlışlık varsa o yanlışın en azından önüne geçelim diye hiçbir gayret göstermiyor. Ama gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda sanki Burhanettin Kocamaz'dan başka bu kentin sorumlusu yokmuş gibi topu taca atarak her çözümü Burhanettin Kocamaz'dan bekliyorlar. Değerli arkadaşlar, belediyelerin bütçelerinden Mersin İdman Yurdu'na pay aktarma gibi bir yetkileri yok. Keşke olabilse de kulüp bu hale düşmese. Dolayısıyla biz nazımızın geçtiği insanlara rica ederek kulübe destek verin diyoruz. Son bir yıl içerisinde kulübe 5 milyon, eski parayla 5 trilyon destek sağlamışız. Bizden başka da bu kulübe destek veren çok fazla insan yok. Hele 5 milyon hiç yok. Bir diğer konu 1/50.000'lik plan dedik. Bununla ilgili de birçok spekülasyonlar, tezviratlar, dedikodular, hatta ithamlar var. Bir arkadaşımız basına demeç veriyor. Diyor ki Büyükşehir Belediye Başkanı bu süreci yönetemedi. Değerli arkadaşlar, bir Allah'ın kulu desin ki bu konularla ilgili bugüne kadar bu kadar açık, bu kadar şeffaf bir çalışma yapıldı. Ben görmedim. İlçe ilçe dolaşıldı. Bütün kurumlar buraya davet edildi, bilgi verildi. Defalarca muhtarlarla toplantılar yapıldı, üniversitelerle toplantılar yapıldı, çalıştaylar yapıldı ve belediye meclisine her türlü bilgi verildi. Ama buna rağmen bir arkadaşımızın bu şekilde bir ifadede bulunması şahsen beni üzdü. Değerli arkadaşlar, 1/50.000'lik plan çok daha önce, en az bir ay önce, yani Mayıs meclisinde görüşülebilirdi. Ancak genel çalışmalar tamamlandıktan sonra valilik bu planın herkesle paylaşıldığını ama valilikle paylaşılmadığını sitemle bildirdi. Biz de arkadaşlarımıza dedik gidin konuyu vali beyle de paylaşın. Tabii bu iş biraz uzadı. Vali bey herhalde bu konuyu görüşmeye zaman ayıramadı. Olay gecikti. En son eski özel idare binasında bir toplantı yapıldı. Tabii oraya vali bey bütün kaymakamları da davet etmiş. Bazı sivil toplum, pardon, bazı resmi daireleri de davet etmiş. Orada yeniden İstanbul'dan davet ettik. Arkadaşları sunum yaptılar. Tabii ondan sonra başladı.
O taraftan bir kaymakam, bu taraftan bir kaymakam. Bizim bundan hiç haberimiz yok. Bize hiçbir şey sorulmadı. Arkadaşlar da diyor ki ya bütün ilçelerde toplantı yaptık. Herkes biliyor bunu. E bize sormayacaksanız, bizi dinlemeyecekseniz bizi buraya niye çağırdınız? Ve ondan sonra tekrar bir toplantı yapıldı. Vali Bey'in orada iki defa toplantı yapıldıktan sonra üçüncü defa kaymakamlıkların talepleri de göz önüne alınması için bir toplantı daha yapıldı. Onların teklifleri alındı. Ve şu anda o tekliflerin imar planına montajının yapılabilmesine yönelik çalışma var. İnşallah biz acele ediyoruz. Bu imar planı bir an evvel meclise gelmeli. Meclise gelmesi için de inşallah o talepler gözden geçirilir, olabilecekler oraya monte edilir ve biz Temmuz meclisinde bunun görüşülebileceğini düşünüyoruz. Tabii burada şov yapmak istediniz mi? Her türlü şov yaparsınız. Akkuyu'yla ilgili bu imar planına konmasın. E zaten biz bunu koymamışız. Tantana da bundan çıkmış zaten. Ve halen de bu imar planında yok. Meclise en son yaptığımız görüşmelerde ben o bölge dışında diğer bölgelerin bir an evvel gelmesini istedim. Niye o bölge dışında diyorum? Çünkü olay mahkemeye intikal etmiş durumda. Bugün ortalıkta şov yapan zat-ı muhteremlerin hiçbirisi bu Akkuyu projesi tartışılırken kılını kıpırdatmadı. Sadece olmaması lazım, yapılmaması lazım, millete gaz vermeye çalıştı. Böyle idarecilik olmaz. Eğer siz gerçekten yürekten bu işe karşıysanız bırakın idareci olmayı, bireysel olarak da dava açma hakkınız vardı arkadaşlar. Bir iki kurum dışında bir tek Burhanettin Kocamaz ÇED raporunun iptal edilmesi için dava açtı. Bugün ortalıkta konuşanların hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Ben birkaç kurum dedim zaten. Yani olayı saptırmayalım. Sizin bir defa buraya müdahil olma hakkınız da yok. Ve Aralık 2014'te ÇED raporu resen onaylanıyor. Biz de Ocak 2015'te ÇED raporuna itiraz ediyoruz. Bununla ilgili bize çok uzun süre bir cevap verilemiyor. Daha sonra mahkeme sonuçlanıncaya kadar denilerek iş biraz daha öteleniyor ve en son bir yazı geldi. Danıştay bizim o açtığımız davalara istinaden burada Temmuz'un 11'inde yeniden bir inceleme yapılması için 15 kişilik bir profesörler heyetini görevlendiriyor. Ve 11.7.2016 günü icra edilecek bu keşifle ilgili de bu profesörleri görevlendiriyor. İnşallah orada yapılan inceleme neticesinde bu problem Mersin'i, Mersinli'yi sıkıntıya sokmayacak şekilde çözülür diye ümit ediyoruz.
Spor Toto Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurul toplantısı gerekli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Genel kurula mevcut yönetimden sadece 4 kişi ve kayıtlı 504 delegeden sadece 15 kişi katıldı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ikinci oturumu verilen önerge üzerine divanın oluşmasıyla başladı. Mithat Ertaş'ın divan başkanlığına getirildiği genel kurula Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz dışında Mersin Valisi ve diğer ilgili belediye başkanlarıyla ekonomik çevrelerden kimsenin katılmaması dikkat çekti. Divan Başkanı Ertaş, dernekler kanunu ve ilgili yasalarda ikinci toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz maddesi bulunduğunu ve bu nedenle Mersin İdman Yurdu Kongresi için en az 80 delegenin katılımının gerektiğini, bu durumda genel kurulun yapılamayacağını ve ertelendiğini duyurdu. Divan kararıyla ertelenen kongrede konuşmalara izin verildi. Gönül ister ki bu salon dolup taşsaydı şu anda. Gönül ister ki alkışlar içerisinde. Başarısızsak tabii yuhlasaydınız. Başarılıysak alkışlasaydınız. Bu salonun dolu olmasını gönül isterdi. Şu anda yeterli çoğunluğu ikinci toplantıda bulamıyoruz. Benim en üzüldüğüm şey budur. İşte bazı arkadaşlarımız da devamlı eleştiri üzerine eleştiri. Buyurun kardeşim, biz geldiğimizde bu yönetim olarak biz ateşten gömlek giyerek geldik. Ve bugüne kadar da bu görevimizi... Niye giydin o gömleği? Bu gömleği niye giydin? Acelerle giyecek kimse bulunmadığı için giydik. Eğer giymemiz suç ise giydiğimiz için de özür dilemesini de biliriz. Buyurun o gömleği çıkarmaya çalışıyoruz. Giyen de yoktur. Sen çıkar, giyecek birini buluruz biz. Sen çıkar. Arkadaşlar lütfen sataşmayalım. Başka konuşmasına geçirsin. Söz almak isteyen olsa daha sonra söz verelim. Biz çıkarmaya hazırız sevgili dostum. Zorla başkan istemiyor zorla. Zorla başkan istemiyor. Şimdi gönül ister ki ben hep şunu söyledim. Trabzon olsun, Bursa olsun, bura olsun, bunlar binlerce katılımcı oluyor. 4000-5000 kişiyle bunlar kongre yapıyorlar. Çekişmeli ve güzel demokrasi içerisinde güzel kongreler yapıyorlar. Biz ise tek adayı bulamıyoruz. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanıma gerçekten teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldular, bizi desteklediler. Bugün de yine işte sabahın en erken saatlerinde belki de ilk katılan, İlk bu salona girenlerden biriydi. Bundan dolayı herkesin huzurunda ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu eleştirmek kolay. Ama o koltuğa oturduğun zaman o kadar zor ki. İşte arkadaşım diyor ki sen git biz geliriz diyor. Buyurun kardeşim, ben zaten gidiyorum. Gitmek için buradayım. Gelmek için değil. Şimdi bakın, birbirimizi sevelim bu şehirde. Birbirimizi sayalım. İyi günde, kötü günde. Ben geçenler başkanın bir demecini okudum. Hep istifa istifa diye bağırıyorsunuz. Hani neredesiniz? Neredesiniz? Hani istifa dediniz, ha istifa ediyoruz. Buyurun çıkın ortaya. Bu bir kişiyle yürümez, iki kişiyle yürüyecek bir iş değil. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkesin. Basının da, büyükşehirin de, valinin de, bakanın da, benim de, onun da, herkesin. İşçinin de. Ama maalesef elini taşın altına koyan yok ama bol bol eleştiri var. Tabii söze nereden nasıl başlayacağımı da bilmiyorum. Bir kulüp düşünün ki 1925 doğumlu, sene 2016 ama bir dikili ağacı yok. Bir kendisine ait tesisi yok. Lafla herkes konuşuyor. Herkes eleştiriyor. Ama orada maça girmeye çalışırken bir biletle katkı yapmayı bile düşünmeyenler bugün herkesi eleştirmeye çalışıyor. Arkadaş, bu işi ancak bu şartlarda bu kente en fazla gönül veren
ve biraz da mecburiyetten kabul eden insanlar ortaya çıkabilir. Şimdi Hüseyin Başkan'ı burada eleştiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, başka biri talip oldu da onun önüne geçildi. Hüseyin Başkan sen mi ol dendi. Sayın Valimizin de başkanlığında bazı iş adamları davet edildi. Görüşmeler yapıldı. Kulüp ortada kaldı. Ve Hüseyin Başkan'a rica edildi. Hiç olmazsa bu badireli dönemi siz atlatın. Bu kulüp ortada kalmasın dendi. Sayın Valimizin ricasıyla da bizler de üzerimize düşeni yapalım dedik. Hüseyin Başkan gerçekten ateşten bir gömlek giydi. Şimdi burada arkadaşlar konuşuyor. 80 milyon borçla hangi akıllı gelip bu kulübü üstlenebilir? Varsa bildiğiniz gelin hemen bu kulübü teslim edelim. Ama kuru kuruya eleştirmek işin en kolayı. Biz olmayacak duaya amin demek için buraya toplanmış bulunuyoruz. Şu rezaleti görüyorsunuz. Salonda yeterli üye yok. Kongreyi yapamıyoruz. O gelmeyenleri eleştirmek yerine taşın altına elini koyanları eleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, varsa bildiğiniz, burada şimdi sen orayı boşalt, talipli çıkar diyorlar. Ben burada bu işin garantisiyim. Talipliği getirin. Hüseyin Başkan'ı ben o koltuktan boşalttıracağım, rica edeceğim. Ama yani lütfen elimizi vicdanımıza koyalım. Ondan sonra konuşalım. Kuru kuruya taraftarlık olmaz. Kuru kuruya bu şehri sevmek olmaz. Herkes şov yapıyor. Ama İcraata geldiği zaman bir Allah'ın kulu da çıkıp ya ben de bu kentte yaşıyorum, bu kentte hayatımı sürdürüyorum, bu kentte para kazandım, zengin oldum, sanayi tesisleri kurdum deyip de bu kente olan sorumluluğunu hiç kimse ortaya koymuyor. Değerli arkadaşlar, gerek basında gerek sosyal medyada bize de Hüseyin Başkan'a da vicdansızca saldırılar oluyor. Bu şehrin Mersin'in 13 tane Burhanettin Kocamaz dışında belediye başkanı var. Merkezde 4 tane belediye başkanı var. Hangisi şu anda aranızda? Ama sosyal medyada senin yerine şu belediye başkanı olsaydı kulüp bu hale gelmezdi gibi gerçekten üzüntü verici ve biraz da hakarete yönelik yazılar yazanlar var. Belediye meclisinde birileri şov yapıyor. Diyor ki başkanım Mersin İdman Yurdu'na sahip çıkalım. Şimdi o zat-ı muhterem burada yok. Eğer sen Mersin'i seviyorsan, Mersin'e karşı sorumluluklarını yerine getirmeye hazırsan, önce bu kongre salonuna geleceksin. Meydan burada. Yiğit olan, bu işe talip olan, gelir bu meydanda arzı endam eder, boyunu gösterir. Ben demin burada sataşma yapan, Hüseyin Alpan da dahil bütün arkadaşlara diyorum. Bugün gidin kimse aklınızdaki başkan adayı hemen öğleden sonra bize getirin ve o istediğiniz kişiyi kulübün başına getirelim. Ya el vicdan 80 milyon kulübü borca sokan yönetimden
hiç kimse hesap sormayacak. Zorla, ricayla, minnetle görev kabul eden arkadaşlardan hesap sorulacak. Arkadaşlar, bu kulübü 80 milyon borca bu adamlar getirmedi ki. Arkadaş, ya ileri geri konuşmayalım arkadaşlar. Ya vardır mutlaka içinde. Arkadaşlar, ben siz böyle konuşacaksanız burayı terk ederim. Konuşmam da. Hayret bir şey ya. Yani burada ya ben bunları söylemezsem tamam siz arkadaşlar lütfen arkadaş, adam olanı anlatıyor. Ne yapsın yani? Demeseydi başkanım. Ya tamam, o da kabul etmedi. Arkadaşlar bakın, bu kentte doğruları söylemediğimiz sürece bu yanlışlar bundan sonra da devam eder. Ya bu kentin, bu kentte bakın, Ali Adaloğlu burada. O da yazıyor. Diyor ki Burhanettin Kocamaz bu kulübe sahip çıkacak. Ya Burhanettin Kocamaz zaten sahip çıkıyor. Keşke bu eleştirileri bizden önceki dönemde bu kulübe destek vermeyen yöneticiler içinde yazsalardı. Yazmadınız. Nasıl yazdınız? Bu kulübe yıllarca yerel yönetim tarafından destek verilmedi. Biz göreve gelmeden önce her türlü taahhüdü verdik. Göreve geldikten sonra gönlümüzü, gövdemizi ortaya koyduk. Ama buna rağmen de halen ileri geri eleştiriler oluyor. Gerçekten ben bunları anlamakta da zorluk çekiyorum. Ben açıkça söylüyorum arkadaşlar. Mersin'i seviyorum diyen insanlar gelip şurada yer alıp Mersin'in bir markası olan Mersin İdman Yurdu'na sahip çıkmadığı sürece onlar Mersin'i sevmiyorlar. Sadece yalan söylüyorlar. Kentimizdeki bir firma Mersin İdman Yurdu bu kadar incinirken, çile çekerken, sıkıntı çekerken Antalyaspor'a destek verebiliyor. Ben liman yetkililerini davet ettim. Eğer siz bu kenti seviyorsanız, bu kentten kazanıyorsanız onun bir kısmını bu kente harcamak mecburiyetindesiniz. Gelin şu Mersin İdman Yurdu'na sahip çıkın. 30 milyon euro bu kulübün borcu var. 10 milyon euro da harcasanız bu kulüp tekrar birinci lige çıkar dedim. Gelin size de bir hafta süre bu kulübün ismini destek vererek MIP Mersin İdman Yurdu yapın dedim. Aradan 15 gün geçti. Halen çıt yok. Ne arayan var, ne soran var, ne de onların dışında bu kentte para kazanan, bakın burası ticaret odası. Ya ticaret odasının salonunda toplantı yapılıyor. Ticaret odasından bu işe destek verecek bir Allah'ın kulu aramızda yok. Sanayicisi yok, ticaret erbabı yok, ihracatçısı yok, deniz ticaret odası yok, borsası yok. Ondan sonra da biz gelmişiz burada birbirimizi kırmakla meşgulüz. Evet, dediğine inşallah Mersin Aydınlığımızı bu program günlerden kurtaracağımızı umut ediyorum. Değerli genel kurul delegeleri, Sayın Belediye Başkanımıza söyledi.
80 kişi bulamadık. Başlıkları spor kurumlarının 10. maddesinin defurtası ve 4720 sayılı dernekler kanunu, meyler kanuna göre toplantıyı izledim tarihe. Tekrar gelen burcu yapmak üzere erteliyorum. Genel kurulu kapanmıştır. Katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Anamur ilçesinde düzenlediği iftar yemeği büyük ilgi gördü. Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda verilen yemeğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve yaklaşık 6000 kişi katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, şehit haberlerinin gelmediği bir gelecek temenni ettiklerini belirterek şöyle devam etti. Bir araya gelmemiz, cem olmamız, birleşmemiz, kaynaşmamız, bütünleşmemiz, kent ortak paydasında, Mersin ortak paydasında birleşmemiz çok çok önemli. Ülkemizin bir bölümünde halen bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainler, askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı, korucularımızı şehit ederken, bizim her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen dahili ve harici bedbahların inadına birlik diyoruz, inadına Mersin diyoruz, inadına Türkiye diyoruz. Ben bu güzel akşamda sizlerle burada buluşmaktan ve Ramazan'ı birlikte paylaşmaktan gerçekten mutlu oldum, gurur duydum. Geçmişten bu yana bizler hep birlikte bu kent için, Mersin'de birlik için mücadele ettik. Bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da Cenab-ı Allah ağız tadımızı bozdurtmayacaktır. Mersin'i, Anamur'u tüm ilçeleriyle, köyleriyle, beldeleriyle bugünkünden daha mamur hale getirmek için sizlerin duasıyla Cenab-ı Allah bizlere de fırsat verecektir diyorum. Yemek bahane, bir araya gelmek bizim esas arzumuz, esas gayemizdi. Cenab-ı Allah bu gayemize bizleri muvaffak etti. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Şimdiden Ramazan bayramınızı da kutluyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sizleri Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Katılımcılara sunulan iftar menüsünde kavurma, pirinç pilavı, mercimek çorbası, ayran ve tatlı yer aldı. Yemeğin ardından akrobasi dans ekibi, Mevlana, Pir Sultan Abdal ve Alparslan temalı gösteriler sunuldu. Aşık Sefai'nin sohbeti, Belediye Başkanı Türen'in Aldırma Gönül parçasını seslendirmesi ve Başkan Burhanettin Kocamaz'ın kendi yazdığı bir şiiri okuması ilgiyle izlendi. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dedi ki, ben şehit gariban Mehmet. Gördüğüm bu haller dehşet mi dehşet? Rabbim ne olursun nusratın bahşet diyerek niyaza çağırıyordu. Ay yıldız uğruna düştüm toprağa.
kıydırmam diyordu kuru yaprağa. Benden izin çıkmaz vatan satma diyerek, diyerek göreve çağırıyordu. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak'la birlikte şehit aileleri ve gaziler için verilen iftar programına katıldı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak'la eşi Kevser Çakacak'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan ve Serdal Kuyucuoğlu'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Nejat Atilla Demirhan, kaymakamlar, il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. İl Müftüsü Ali Melek tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle iftarını açan Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi. Değerli şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz, değerli aileleri, öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerif'in Mersin'imize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara, huzura vesile olmasını temenni ediyorum. Bu akşam düzenlediğimiz iftara davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir Ramazan akşamında iftarda Ramazan'ın manevi havasını birlikte teneffüs etmek, sizlerle beraber olmak bizler için büyük bir onur, büyük bir huzur. Çünkü biz sizlerle büyük bir aileyiz. Bizim Ramazan'da en güzel iftarımız sizlerle beraber yaptığımız iftarımız. Onun için hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ramazan bizim için ayrı bir önemi olan ay. Ramazan ayı tabii ki dinimizin gereği olarak oruç ibadetimizi yapıyoruz. Onu yaparken gün boyu oruç tuttuğumuzdan aç insanların halini anlıyoruz aynı zamanda. İnsanlara yardım etmenin gerekli olduğunu biliyoruz. İnsanlara sevgiyle bakmayı, hoşgörüyle bakmanın gerekli olduğunu biliyoruz. Ramazan bu güzel hasletleri yaşatıyor bizlere. Sevginin, saygının, hoşgörünün, yardımlaşmanın, dayanışmanın en güzel örneklerini insanlarımız Ramazan'da gösteriyor. Ramazan'da milletçe yaşadığımız bu huzur ortamını İstiyoruz ki sadece Ramazan'da değil, Ramazan'da yaşadığımız gibi bütün yıl boyunca yaşayalım. Ramazan'ın bu güzel günlerinde bazen üzülüyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış caniler caniliklerini yapıyor, hainliklerini yapıyorlar. Amaçları bizim birliğimizi, beraberliğimizi, devletin bekasını ortadan kaldırmak. Kardeşliğimize, dostluğumuza zarar vermek. Birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmak. Ama bilmiyorlar ki bu devlet birlik, beraberlik, kardeşlik üzerine kurulmuştur. Atalarımız en imkansız zamanlarda kardeşliğin birliğin, beraberliğin en güzel örneklerini göstererek bizlere bu vatanı emanet etmişler. Biz bugün burada huzur içerisinde bir iftar yapıyorsak, huzur içerisinde hayatımızı devam ettiriyorsak, bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kahraman gazilerimize, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlarına sağlık, afiyet diliyoruz. Terörle olan mücadelede devletimizin kararlı tutumu, güvenlik güçlerimizin inançlı, kararlı mücadelesi, vatandaşımızın vakur duruşuyla, engin sağduyusuyla kesinlikle istediklerini elde edemeyecekler, yok olacaktır terör.
devletimiz bakidir. Milletimizin kardeşliği, birliği, beraberliği bakidir. Ben değerli şehit yakınlarımıza, kahraman gazilerimize, değerli ailelerine, iftar davetimize icabet ettiklerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ramazan ayının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan'ın bugün bu ortamda yaşadığımız huzurun, mutluluğun tüm İslam aleminde, tüm insanlıkta, tüm dünyada yaşanmasını temenni ediyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Mersin'in Mezitli ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen Soli Güneş Festivali'nde üniversite ve lise öğrencileri küresel ısınmaya ve alternatif enerjiye dikkat çekmek için yapmış oldukları güneş enerjili araçlarını sergiledi. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencileriyle Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İçel Anadolu Lisesi öğrencileri güneş enerji sistemleriyle çalışan engelli aracı, radyo, konkav boru modeli, akıllı ev ve radyoyu ziyaretçilerin beğenisine sundu. Araç engelliler için tasarlanmış. Engelli insanların hayatta yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bu araç enerjisini güneş panellerinden sağlıyor. Yani güneşle enerji elde ediyoruz. Sıfır yakıt, sıfır doğaya zararla ilerlemeyi sağlıyor. Engelli insanlar normal insanlar kadar hayatlarını kolay sürdüremiyorlar. Paralarını kolay kazanamıyorlar. Bizim kadar rahat ilerleyemiyorlar, gezemiyorlar. Ve biz Mersin Üniversitesi öğrencileri olarak oturduk, düşündük ve böyle bir proje yapmaya karar verdik. Engelli bir insan bu araca bindiği anda kondağını çalıştırdığı zaman istediği yere rahatça ulaşabilir. Ulaşımı eğer oldu ki bu insanın maddi durumu kötü, paraya ihtiyacı var ve bu araçta arkaya döndüğü anda parasını kazanabiliyor. Arkası engelli insanın tezgahı. Yani gitti, aracı bir yere park etti ve hemen para kazanmaya başlayabiliyor. Bu aracın tavanında 8 adet güneş paneli bulunmaktadır. 8 adet güneş paneline 180 watt güç elde etmekteyiz. Güneşimiz varken aracımız rahat bir şekilde 25-30 km hız arasında ilerleyebiliyor. Eğer oldu ki akülerimiz boşaldı, güneşimiz kalmadı, motorumuz için kullanılan 6 adet 12 voltluk akümüz var. Bu akü bize 72 voltluk bir güç veriyor. Ve biz bunun sayesinde 10 kilometre ilerleyebiliyoruz. Ulaşacağı yere ulaşabiliyor. Temiz enerji kullanan ve her türlü ihtiyaca insansız bir şekilde cevap veren bir akıllı ev tasarlayan Cengiz Sayar evi tanıttı. Projemiz rüzgar türbini, güneş paneli ve akülmetre sayesinde sürekli devir daim yaparak enerjisini doğal koşullardan sağlayan bir sisteme sahip. Şöyle ki sistemimizde mevcut bazı bir şeyler mi sistem akıllı sistemler mevcut. Şöyle otomatik kapı, otomatik sulama, otomatik aydınlatma, yağmur ve gaz sensörü sistemlerimiz mevcut. Şöyle otomatik kapı sistemimiz kapıya herhangi bir araç veya da biri yaklaştığı zaman burada üzerinde bulunan sensör sayesinde algılayarak kapıyı kendi açabiliyor veya da bu kapıyı otomatik olarak kumandadan açabiliyor. Fizik dalında TÜBİTAK Türkiye ikincisi olan İçel Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ayça Ceren Canatansa parabolik oluk tipi güneş kolektörlerindeki sorunların çözümü için yeni bir yol olan konkav boru modelini tanıttı. Görmüş olduğunuz güneş enerji sistemleri dünyada ısı enerjisinden elektrik enerjisi elde etmede kullanılıyor. Bu güneş enerji sistemlerinde kullanılan borumuzun şekli silindir. Ve silindir boru kullanılması nedeniyle içinde akan su bazı zorluklarla karşılaşıyor. Bu nedenle de sistemin verimi düşüyor. Ben de bunu önlemek amacıyla borumu silindirik halden konkav hale getirdim. Ve yapmış olduğum deney sonunda normaldeki sisteme göre %65 daha fazla verim elde ettim. Bu sistem eğer ülkemizde uygulanırsa bizim ülkemizin sahip olduğu güneş potansiyelinden dolayı çok fazla verim elde edebiliriz. Bu sistem dünyada bir ilk.
fotovoltaik panelle çalışan, radyo yapan Davultepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Anıl Ateş de güneş enerjisini ışığa ve sese dönüştürdü. Güneş panelimiz enerjiyi kullanırken depolayabiliyor. Depoladığımız sürede kırmızı ışığın yanmasıyla anlıyoruz. Bu şekilde panelin önünü kapattığımızda kırmızı ışık sönüyor. Şurada ışık için anahtarımız var. Anahtarı açtığımız zaman ışık yanıyor. Depoladığı enerjiyle ışığı 1,5 ila 2 gün yakabiliyor. Radyoyu ise güneş yokken 5 saate kadar çalıştırabiliyor. Mersin Çevre ve Doğa Derneği, kısa adıyla MERÇED üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılmasına ve planlanmasına ilişkin bir kararın alınmaması için imza kampanyası başlattı. Soli Güneş Festivali'nin düzenlendiği alanda stand açan MERÇED üyeleri, Akkuyu Nükleer Santrali'nin işaretli olduğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan 1/50.000 ölçekli planın onaylanmaması için imza toplayarak vatandaşlardan destek istedi. Nükleere karşı omuz omuza! Nükleere karşı omuz omuza! 1/50.000'lik çevre düzeni planı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden nükleer santralin işaretlenmesiyle ilgili bir hazırlık içerisinde. Biz de bu 1/50.000'lik plana nükleer santral alanı işlenmesin diye imza topluyoruz. Bu imzaları Büyükşehir Belediyesi'ne vereceğiz. Meclis üyelerimizin bunu imzalamaması için bir kampanya başlattık. Biz diyoruz ki rüzgar ve güneş yeter, nükleer santrale ihtiyacımız yok. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur'da yapımı planlanan huzur evine destek sözü verdi. Huzur evi yaptırma vakfı başkanı Tuğrul Ayhan'ın daveti üzerine Anamur Belediye Meclis Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la birlikte MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve vatandaşlar katıldı. Katılımcıları bilgilendiren vakıf başkanı Tuğrul Ayhan, daha önce Anamur'a yüksek okul kazandırdı. Şimdi de huzur evi yaptırmak istediklerini söyledi. Bunun için herkesten destek isteyen Ayhan, asker arkadaşı, yol arkadaşı ve hac arkadaşı kardeştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'la ben hac arkadaşıyız, yani kardeşiz. Bunun için destek talebimizi geri çevirmeyeceğini bekliyorum dedi. Başkan Kocamaz'sa nakdi yardımın yasal olarak mümkün olmadığını, ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdikten sonra kum, çakıl, demir gibi malzeme yardımı yapacakları sözünü verdi. Esentepe mevkiinde yaklaşık 7 dönüm alanda kurulacak 220 kişilik huzur evinin temelinin 29 Ekim tarihinde atılması planlanıyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde atık malzemelerden ürünler yapan bir grup gönüllü kadın, satışlardan elde ettikleri geliri ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimi için harcıyor. Ceyiz mağazalarına gidiyoruz, oradan artan kumaşları istiyoruz. Onlarla tutaçlar yapıyoruz. Aynı zamanda yenidenlikler yapıyoruz. Çantalarımızda kullanıyoruz. Perde parçalarından böyle ürünler çıkarıyoruz. Mesela çantalarda o perde parçalarını kullanıyoruz. Biz şampuan kutularından telefonluklar yapıyoruz. Bakın bunlar şampuan kutusundan. Telefonluklar. Cüzdanlarımız var. Kotlardan, büyüklerinden kot çantalar dikiyoruz. Küçüklerinden de ikişer lira cüzdanlar dikiyoruz böyle. Yoksul ailelerin okuyan kız çocukları için bir araya gelen eğitim gönüllüleri kadınlar, plastik, cam, kumaş, kağıt, tahta ve karton kutular gibi geri dönüştürülebilir atık malzemelerden yapmış oldukları ürünleri Soli Güneş Festivali'nde açmış oldukları standta satışa sundu. Bizler atık malzemelerden geri dönüşüm kursumuzda bu ürünleri yapıyoruz. Bunların satışından elde ettiğimiz geliri de ihtiyacı olan kız öğrencilerimize burs olarak aktarıyoruz. Şu an iki kız öğrencimizin bursu hazır durumda. Hedefimiz Eylül ayında 5 öğrenciyle başlayabilmek. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Haftada 2 gün, 3 gün toplanıp arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Burada bile boş durmuyoruz yani. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir minibüsün dere yatağına yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Boğazpınar Mahallesi Ökünizi mevkiinde meydana geldi.
Yönetimindeki minibüsle Tarsus yönüne giden Ali Ambaroğlu, aniden yola çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan minibüs dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonrası bazı yolcular kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken bazıları ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan yolcular Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Yara alan sürücü Ali Ambaroğlu ve araçta bulunan 3 kişi ambulanslarla Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir kadın ölü bulundu. Tarsus ilçesi Ülküköy ile Bağlar Mahallesi arasında kalan sulama kanalında bir kişinin hareketsiz bir şekilde suyun üzerinde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevredekilerin yardımıyla sudan çıkardıkları kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 53 yaşındaki Pakize Durya ait olduğu tespit edilen cansız beden otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Duru'nun psikolojik rahatsızlığı bulunduğu için tek başına evinden dışarıya çıkamadığı da öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde bamya tarlasında ekilmiş vaziyette 464 kök Hint keneviri ele geçirildi. Polis sorumluluk alanında bulunan bamya ekili bir tarlada eser yetiştirildiği bilgisini alan Tarsus ilçe jandarma ekipleri operasyon için ilçe emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleriyle birlikte irtibata geçerek çalışma başlattı. Ekipler sabah erken saatlerde Özbek ve Kemalpaşa mahalleleri arasında yaklaşık 30 dönümlük bamya ekili alanda yapmış oldukları aramada bamyaların arasında ekili halde 464 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri söken ekipler olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. 464 kök kenevir ise imha edilmek üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Mersin'in Silifke ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında 136 başarılı öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Silifke Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu proje kapsamında Türkiye geneli çok sayıda başarılı öğrenciye bisiklet hediye edildi. İlçemizde ise toplam 136 dağ bisikleti hediye edildi. Gönül isterdi ki tüm öğrencilerimize bisiklet verelim ama sayılı geldiği için derslerinde başarılı olan öğrencilerimize verdik dedi. Derslerinde başarılı olan ve genel durum itibariyle diğer öğrencilere örnek teşkil eden öğrencilerin baz alındığını belirten Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir ise çocuklarda görülen obezitenin önüne geçmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla güzel bir projenin başlatıldığını dile getirdi ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.